Balıkçı ve Oğlu. Yazan Ömer Zülfü Livaneli. Derleyen Meryem İlbaş. Roman, Ege'nin bir kasabasında yaşayan Mustafa adlı bir balıkçının hayatını anlatıyor. Balıkçılık mesleği Mustafa'ya babasından yadigar kalır. Mustafa iyi yürekli, vicdanlı bir kişiliğe sahip, kendi halinde biridir. Ekmeğini balıkçılıkla kazanır. Tüm hayatı denizle iç içedir. Mustafa diğer balıkçılara göre doğaya karşı daha duyarlı ve sevecendir. Ekmeğini buradan kazanmasına rağmen bazen öyle anlar gelir ki balıklara merhamet edip onları denize salar. Bu özelliği takdire şayan bir şekilde tasvir edilmiştir. Denizle iç içe bir hayat süren Mustafa, çocuğu Deniz'i denizde boğularak kaybetmiştir. Bu olaydan sonra içine kapanmış, kendi halinde biri olmuştur. Bu duruma çok üzülen Mustafa'nın arkadaşları onu çoğu zaman gece eğlencelerine çağırırlar. Mustafa bu eğlencelerde de yine sessizlik içinde kalmayı tercih eder. Her gün sabah erken saatlerde denize açılır, kendini Ege'nin eşsiz denizine, doğasına bırakır. Ruhunu doğanın sessiz, huzurlu halinde dinlendirir. Yine denize açıldığı günlerden bir gün teknesine sert bir şey yanaşır. Bu suyun yüzeyine çıkmış bir kadındır. Mustafa şok geçirir. Bu kadını jandarmaya teslim etmek için teknenin içerisine alır. Tekrar yol alır, yine aynı durumla karşı karşıya gelir. Bu kez bir erkek cesedi görür. Onu da alıp tekneye bırakır. Bu duruma şahit olunca muhtemelen göçmenlerin botu batmıştır, bu cesetler o yüzden su yüzeyinde diye düşünür. Bu düşüncelere dalmışken bu kez de bir bebek su yüzeyindedir. Bunu görünce içi daha çok parçalanır. Çocuğun yaşayıp yaşamadığından emin olmak için teknede yiyecek bir şey arar ve çikolata bulur. Bu çikolatayı çocuğun ağzına sürer. Çocuk bunu süt gibi emmeye başlayınca Mustafa çok mutlu olur. Onu kurtardığı için sevinir. Çocuğa kanı kaynar. Mustafa çocuğunu kaybettiği için evlat hasreti çekmektedir. Bu yüzden bu çocuğu saklayıp evine götürme planı yapar. Jandarmalara kadın ve erkek cesedini teslim eder. Daha sonra evine gider. Eşi bebeği görünce şaşırır. Mustafa eşine durumu teker teker anlatır. Eşi önce mutlu olur. Daha sonra bu durum fark edilirse başlarının belaya gireceğini söyler. Mustafa çocuk hasretinden bu dediklerini dinlemez. Eşiyle konuştuktan sonra savcıya bu cesetlerden dolayı ifade vermeye gider ve sonrasında alelacele eve döner. Eşi Mesude çocuğa kendi çocuğu gibi bakar. Gel zaman git zaman çocuğu nereye kadar bu şekilde saklayabileceklerini Mesude Mustafa'ya sorar. Mustafa çocuğu verme niyetinde değildir. Bu düşünceler içinde kıvranırlarken onların bu durumuyla ilgili köyde bir dedikodu yayılır. Bu durum savcılığa kadar duyurulur. Çocuğun annesi aslında yaşamaktadır ve evladını aramaktadır. Bu durum üzerine Mustafa savcılığa çağrılır. Telaşlanan aile savcılığa gittiğinde de dikkat çekici hareketler sergiler. Bebeği görmediğini söyler ve eve dönerler. Mesude artık işin çıkılmaz bir hal aldığını, çocuğu annesine teslim etmeleri gerektiğini belirtir. Ancak Mustafa hayır diye diretmektedir. Aralarında büyük bir kavga çıkar. Mustafa eşine sen de kadın olaydın da bana çocuk vereydin der. Bunun üzerine karısı çok kırılır. Çekip annesinin evine gider. Mustafa bu dediklerinden dolayı çok pişman olur. Mesude evlat hasretinin ne olduğunu bildiği için çocuğu hastanede annesine teslim eder. Bu durum üzerine Mustafa hapse girer. Avukatın çabasıyla açığa çıkar, serbest bırakılır. Mustafa ile eşi hala küslerdir. Evde yalnız yaşar Mustafa. Bir gün Mesude annesinin evinde otururken resmi bir araçla birkaç kişi gelir. Merakla dışarı çıkar. Gelen bu kişiler bir zamanlar sahiplendikleri Samir bebekle ilgilidir. Samir bebeğin annesi çocuğuna bulunduğu göçmen şartlarından dolayı iyi bakamayacağını, bundan dolayı çocuğunu Mesudelere vermek istediğini söyler. Mesude gelenlerden bu durumu öğrenince çok mutlu olur. Hemen eşi Mustafa'nın yanına gidip durumu anlatır. Mustafa da çok mutlu olur. Beraber çocuğu almaya giderler. Bu olaydan sonra mutlu mesut bir şekilde hayatlarını sürdürürler.